14 Mayıs için ince hesap. Rüzgar Cumhur İttifakı'na döndü diyen Erdoğan, 8 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedecek. Verelim Cem. Ardından da şimdi feshedecek ve hedefini anlatacağız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi yönelik ince hesap yaptığı belirtiliyor. Kulislerden aktarılanlara göre eğer muhalefetin desteğiyle meclisten seçim kararı çıkmazsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedecek. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre toplantıda muhalefetin seçimler öncesindeki durumu masaya yatırıldı. Altılı Masa'nın bugüne dek 10 kez toplandığını, 11. toplantının 26 Ocak'ta yapılacağını ancak bu zirvelerden net bir sonuç alınamadığını dile getiren Erdoğan'ın Altılı Masa'nın bu dağınık görüntüsü nedeniyle Rüzgar AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na döndü ifadelerini kullandığı öğrenildi. Toplantıda AK Parti Arge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen'in de yapılan değerlendirme ve anketlerde AK Parti'nin oy oranının %41'lere yükseldiğini açıkladığı belirtildi. AK Parti'nin Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi için ince hesap yaparak üzerinde çalıştığı seçim takviminin ayrıntıları da belli olmaya başladı. Buna göre eğer muhalefet Cumhur İttifakı'nın seçimleri Mayıs ayına çekmesi teklifini onay vermezse Erdoğan'ın 8 Mart Anayasa'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fesih yetkisini kullanacağı belirtiliyor. Kararını 9 Mart'ta resmi gazetede yayınlanmasının ardından seçim süreci resmen başlamış olacak ve 60 günlük süre işleyecek. Söz konusu sürenin sonundaki ilk pazar günü de net olarak 14 Mayıs'ı işaret ediyor. Evet arkadaşlar, bugün Erdoğan yaptığı konuşmada, grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan çok net bir şekilde 14 Mayıs'ı seçim tarihi olarak aslında ifade etti. 14 Mayıs'ta bir seçim olacak. 14 Mayıs'ta seçim nasıl olacak? Tüm hikaye burada. Nasıl yapacaklar? Ya seçim yapılabilmesi için anayasayı sizinle paylaşmak istiyorum. Anayasanın ilgili maddelerini. Erdoğan 3. kez aday olabilmesi için meclisin feshetmesi gerekiyor arkadaşlar. Pardon. Meclisin 5'te 3 kararı alması gerekiyor. 360 oyla seçim kararı alması gerekiyor. Erdoğan ancak öyle aday olabilir. Anayasaya göre Erdoğan meclisi feshederek kendi karar aldığında aday olamaz. Bu aday olamazı kendi kafama göre söylemiyorum. Bu aday olamazı kendim uydurmuyorum. Anayasanın maddesi. Verir misin ekrana Cem lütfen? Sevgili arkadaşlar, anayasanın ikinci bölümü, yürütme bölümü yani Cumhurbaşkanı bölümü, madde 101, değişiklik tarihi 21.1.2017, 6771, 7. madde arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu çok açık anayasanın amir hükümlerinden. Çok açık, net, hiç böyle tartışmasız. Cumhurbaşkanı görev süresi 5 yıldır, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. O kadar net ki bu. Ve şimdi düşünün, bir şey düşünün. Meclis 2017'de bir referandum yapılmış. Bu referandumda anayasa maddeleri değiştirilmiş. Yani anayasanın 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 maddeleri değiştirilmiş. 114. 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125. maddeler değiştirilmiş arkadaşlar. Ve yine 131, 134, 137. Niye bunları sayıyorum? Biraz sonra anlatacağım size niye sayıldığını. Şimdi bu anayasa maddelerini değiştirmişler. Hatta anayasanın en sonuna hangi maddelerin ne zaman uygulanabileceğiyle ilgili de ek maddeler koymuşlar. 2017 referandumunda oy kullandığımız, kimimizin kabul ettiği, kimimizin reddettiği o anayasada bugünkü tek adam rejimiyle ilgili olana madde koymuşlar. Demişler ki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır, bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Sonra devam etmişler. Demişler ki seçimlerin tamamlanmaması halinde
Yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanı'nın görevine devam eder. Bu seçimle ilgili de bir madde daha koymuşlar. Yine devam edeceğim şimdi size hikayeye, asıl hikayeye geleceğim. F bölümü, Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğu var. Onu da geçelim. Orayı da biraz sonra onun ne demek olduğunu anlatacağım. Türkiye H maddesi, H maddesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı'nın seçimlerinin yenilenmesi arkadaşlar. Madde 116. Değişiklik tarihi belli. 11. madde, yani şeyde 21.1.2017-6771 11. madde. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Yani 360 milletvekiliyle. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Tekrar söylüyoruz. Madde açık. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir kez daha, bir defa daha aday olabilir. Yani Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi halinde Erdoğan aday olamaz. Madde açık. Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri yeni meclisin ve Cumhurbaşkanı'nın göreve başlamasına kadar devam eder. Sevgili izleyiciler, kanun çok açık, net. Erdoğan meclisi fesheder, kendi imzasıyla seçim kararı alırsa, seçimlerin yenilenmesi kararı alırsa üçüncü kez aday olamaz. Hüküm açık. Bu anayasanın amir hükmü, genel hükmü ve bu hükmüyle ilgili olarak net koymuşlar. O kadar net ki, yani cümle o kadar net ki, yani bunu nasıl görmemezlikten gelirler? Diyor ki Cumhurbaşkanı'nın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Bak çok açık. Cumhurbaşkanı karar verirse. Ancak altında ikinci paragraf. Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Şimdi Cumhurbaşkanı aday olamaz. Çünkü anayasa maddesi açık. Açık, açık. Bakın size bir madde daha okuyacağım sevgili izleyiciler. Anayasanın aşağıya doğru geleceğim. Geçici madde arkadaşlar. Geçici am. Bu kanunun 24. maddesiyle anayasanın 67. maddesinin son fıkra olarak eklenen hüküm bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz. Tekrar söylüyorum. Bu kanunun 24. maddesiyle anayasanın 67. maddesine son fıkra olarak eklenen hüküm bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak ilk genel seçimde uygulanmaz. Yani o kadar ilginç bir madde koymuşlar ki açık bir şekilde geçici madde. Derlerdi ki arkadaşlar bu hemen söyleyelim. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır bir kimsenin en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir ne geçici maddeye bile unutsalardı. Geçici maddeye bu geçici maddeye B fıkrası, C fıkrası, D fıkrası neyse korlardı. Derlerdi ki o 101. maddedeki 2 dönemlik şey 2018'den itibaren uygulanır diye geçici bir madde korlardı. Koymadılar, koymadılar, koymadılar. Yani açık bir şekilde 101. maddeye göre Erdoğan aday olamaz. Erdoğan aday olamadığı gibi 14 Mayıs'taki kendisinin imzasıyla seçimlerin yenilenme kararı aldığında da aday olamaz. Ancak aday olabilmesi için mecliste muhalefet partilerinde destek verdiği ya da muhalefet partilerinin içerisinde bir grup milletvekilinin desteğiyle ancak 360'la meclis kararı alabilirler. Bu meclis kararıyla Erdoğan aday olabilir. Bakın o kadar açık ki yasa. Yasa o kadar açık ki.
Buna rağmen muhalefet 14 Mayıs'la ilgili olarak şu cümleyi kurmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurmuyor. Meral Akşener kurmuyor. Temel Bey kurmuyor. Deva Partisi kurmuyor. Davutoğlu kurmuyor. Demokrat Parti kurmuyor. Ümit Özdağ kurmuyor. Muharrem İnce kurmuyor. Yeniden Refah Partisi kurmuyor. Türkiye Değişim Partisi kurmuyor. O ne arkadaş? Anayasanın maddesi. Cumhurbaşkanı iki defa aday olabilir. Belli madde, anayasa maddesi bu, 2017'de kabul edildi ve anayasanın tamamı değişmedi. Değiştirilen maddeleri okudum size. Ve anayasanın tamamı değişmediği için, kimi maddeleri de değiştirildiği için, bu anayasa yeni bir anayasa olsaydı, kökten yeniden yazılmış olsaydı, iktidarın söyledikleri doğruydu, bu birinci dönem sayılacaktı. Ama bazı maddelerini değiştirdiler, bazı maddeleri de hiç dokunmadılar. İşte o iki dönem kuruluna hiç de dokunmadılar. Ve hatta kimi şeyleri eksik bıraktıklarında da işte bu madde bundan sonra uygulanacak, bu kanun bundan sonra ya anayasa uygulanacak diye de geçici madde koydular. Buraya da koymadılar. Bakın ben hukukçu değilim ama okur yazarlığı olan, biraz anladığını ve okuduğunu anlayabilen insanlar bu anayasayı okur ve anlarlar. Bunun için anayasa hukukçusu olmak gerekmiyor. Bunun için hukukçu olmak gerekmiyor. Vatandaş olmak yeterli. Anayasa maddesini anlamak yeterli. Ne yazdığı belli. Bunun için 40 sayfa makale yazmaya da gerek yok. Niye aday olabileceği yok. Hüküm açık. Hüküm açık arkadaşlar. Cumhurbaşkanı aday olamaz. Ama meclis karar verirse aday olabilir. Yenilenme kararı ile ilgili hüküm açık. Ama şunu söyleyelim size. O ki o da bir tartışılır ama 14 Mayıs kararını ancak Cumhurbaşkanı meclisi feshederek kendi imzasıyla uygulayacak. Ve gördüğüm olayı söyleyeyim. Muhalefet de bunu tıpış tıpış kabul edecek. Bir anayasa hükmü hiçe sayılacak. Ve bu anayasa tam 5 yıl önce yapılmış olmasına rağmen ve bizzat AK Parti ve MHP ittifakı tarafından yapılmış olmasına rağmen, toplumun %52.6'sının oyunu almasına rağmen, işte 52 nokta küsür neyse, almasına rağmen, açık söyleyelim yani ayıp, ayıp arkadaşlar. İnsan kendi yaptığı anayasaya uymaz mı? İnsan kendi yaptığı anayasaya elense çeker mi? İnsan kendi yaptığı anayasayı yok sayar mı? İnsan kendi yaptığı anayasaya uymayacaksa neye uyacak? Ya o zaman muhalefete sormam gereken olay şu. Erdoğan yarın çıksa güvenlik nedeniyle seçimleri bir yıl ertelese ne yapacaksınız? Bir yılı sonra bir yıl daha ertelese, anayasada hakkı var, ne yapacaksınız siz? Gerçekten siz nasıl muhalefetsiniz arkadaş ya? Anayasanın hükümlerini uygulatmayan, anayasa hükümlerini uygulamayan, tanımayan bir siyasal iktidara karşı siz tıpış tıpış sandığa mı gideceksiniz gerçekten?